Makedonya'nın İşçip kentine bağlı Radoviç kasabasının etrafında pek çok yörük köyü bulunmaktadır. Bu yörük köylerinden bir tanesi de Hocalı köyüdür. Hocalı köyündeki düğün adetleri pek çok düğün geleneğinde olduğu gibi çok detaylıdır. Bu önemli detaylardan bir tanesi de gelinin hazırlanması üzerine kuruludur. Gelinin hazır edilmesi elbette ki annesi ve bu işi bilen iki kadın tarafından yapılmaktadır. Hadi gelin, o gelini hazır edelim. Geç oldu. Tamam. Hadi. Ana kız öncelikle bir odaya girerler. Gelinin giydirilmesi öncelikle annesiyle, annesinin yardımıyla başlar. Hay bakalım, ver şimdi ramızı ufutayı burayı. Hay bakalım gelin, kalk bakalım onu ben kuşatayım. Bu noktada gelin öncelikle bir şalvar giyer. Bu şalvarın ardından bir gömlek giydirilir. Fıta ya da futa ismindeki önlük giydirilir. Beline iplerle sarılır. Üç etek ya da bin dallı olarak adlandırılan kıyafetin geline giydirilmesiyle gelenek devam eder. Şimdi ben bakalları topla. Topla topla, yine ben yere kaçırırlar. Gel hadi. Yere kaçırıyorlar. Tamam be, bizim attılar orayı mı senin? Hayır, şimdi onunla ilgilenemeyse orayı ilgileneceğiz oraya. Evet. Şimdi kuşağın mı? Dur şimdi kuşağın gene var. Boncuklarını falan da sonra kalır. Bu şeyini sonra keselim onu. Dur keseceğiz, onu çıkaracağız sonra. Hadi şey. Ve gelin kulaklarına küpesini takar. Ama Hocalı yörüklerinin şöyle bir değişik tarafı vardır. İki küpenin çenenin altından gelecek şekilde ucunda da kırmızı pulları olan bir dantel süsle iki kulağı böyle bir süsle tutturulur. Bundan yine bakıcılarınız mı? Ya bakıcılarımız, çekicilerimiz. Ya, çok güzel. Mintanın giydirilmesinden sonra sıra takıların takılmasına gelmiştir. Bu teker teker bizde olduğu gibi takıların geline takılması şeklinde tezahür etmemektedir. Yörüklerin gerdanlık dedikleri bir unsur vardır. Bu gerdanlık denilen unsurun üzerine en büyük altınlar takılmıştır. Bağladım, bak bakalım, sıkı bağladım ama. İyi. Gözden geçir bakalım. Yine oldu. Biraz altıkta gibi değil mi? Hani değil ama iğneleri tutturan. Bir tane daha var değil mi? Çok fazla. Yok, bu iki alacağım. Evet, onları. Ha. Ama aç, yaktık karıyı. Hiç çekemedim. Öbür taraf onun ortasından ayrılıyor. Bir şey tutturursun, dur bakalım. Kocaman gerdanlığın üzerine geçirildikten sonra sıra boncuğun geçirilmesine gelmiştir. Upuzun nazar boncuklarından oluşan mavi boncuklar kolye şeklinde dolandırılır ve gelinin boynuna geçirilir. O boncuğu ver, sonra kuşağı birden ayıttı, onu ver. Hay o boncuğu. Şimdi bunu ayrı katlı. İki katlı böyle. Şey daha çok böyle. Hadi öyle. Al şey abi, çıkar bana burayı. Yok yok. Ha yok, şimdi takma alar onları. Al şey abi, yapma. Ramzi ver bakalım şimdi kuşağına burayı. Yarın gidiyor. Son olarak kemer gelir. Bütün bu takılar da takıldıktan sonra yan taraflarında iki tane süslü büyük cepkenin olduğu ama kendinin gümüş olduğu bir kemer gelinin beline takılır. Şimdi bakma bakalım gerekenin gene şimdi gör. Beğendik. Yerden güzel. Çok beğendik. Bir an beğenmediğin bir şey varsa yine, diver. Bu böyle. Temiz de oldu da. Bu yardımcı olan kadınların bir başka özelliği de şudur. Bir tanesi gelini ayna tutar. Diğer kadının amacı da elbette ki üst üste bütün geleneğe bağlı olarak bütün kıyafetlerin doğru bir şekilde geline giydirilmesi. Ay şimdi ver Ramzi Darabay. Ay güzelim, sen şimdi sıkmayı sen yap. Sık şeyleri mi bunlara? Dize gel buraya. Gel koca dizim, gel. Dize gel ay. Gel gel burayı, ben seninle istedim biraz yardım yap, yardım yap. Tamam gel şimdi yap. Hoş geldin. Hadi öyle. Ay senin izin mübarek olsun. Şenliğiniz mübarek olsun. Allah'ın sosu. Şenliğiniz mübarek olsun. Allah'ın sosu. Allah'ın sosu. Allah'ın sosu. Allah'ın sosu. Allah'ın sosu. Allah'ın sosu. Döneş oradan buraya. Bebeğe kaldırın. Kaldıracağız. Hadi oğlum. Şimdi ne yapacağız? Şimdi yardım yapacaksın bana. Bak ne oldu, görür müsün?
yardım yap bana. Zor mu geldi gelini çok düzeltti? Ama çok zor geldi. Neden ağır geldi? Hep en kolaydır gelini düzeltmek. Çok en kolaydır ama bana ben bütün geldi. Gelinleri düzeldim. Yeni sen düzeldin. Tabii ki. Dediğin Ramze'yi bile sen düzdün diye kaygı. Sen tellerini yap. Hadi işesini alın. Yeni evet, ayın bakalım oluyor. Şimdi. Ay daya onu orayı. Kaldır aynayı. Gel şimdi ver takkesini, takkesi nerede? Gelin başı için öncelikle gelin başına bir yazma takar. Ardından Hocalı yörüklerinin söylediği şekliyle takke ama Anadolu Türkler için başlık ismini alan unsur gelinin başının üstüne takılır. Ama bu takkenin gelinin başının üzerinde sağlam bir şekilde bütün düğün boyunca durabilmesi için yazmanın gelinin boynundan sarkan iki tarafıyla yukarıya doğru tutturulması söz konusudur. Bu da gerçekleştirildikten sonra 3 kat kumaştan oluşan bir başörtüsü gelinin takkesinin üstüne oturtulur. Ama yine dediğim gibi saatlerce süren yörük düğününde o takkenin de takkenin üzerine konulan başörtüsünün de sağlam bir şekilde gelinin başında durabilmesi için bu sefer altın renkli gelin teli devreye girer. Takkesine bağlar. Devreye bağlayacağız. Yine onu takkesine bağlar. Ramze'ye bağlar. Yani çok ben beğendim. Siz nasıl yaparsınız? Daha güzel yapsın. Bu örtünün üzerinden ve gelinin başının etrafından geçecek şekilde altın renkli bir gelin teli takkeyle örtünün tutturulması esası söz konusudur. Yine. Dur keseceğiz onu. Yine. Dur şimdi böyle. Biz ne yapacağız? Sadece gelinleri yaparız böyle. Ay ben alçak tebrayı yapıyorum. Gitmiş o, gitmiş dışarı. Kırmızı sallalıyı tanıyamadın. Teyze burada camda. Hadi de arkasındaki yap verir şimdi. Şimdi, bizim... şimdi bir kalkabilirsin ayak bir seni göreyim bakalım. Bir şey basmayasınız kimin? Çok o bebeği yazıp öpüyorsun. Tamam canca.